Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, hepiniz hoş geldiniz. Biz çok yoğun, kalabalıklı bir kongre yaptık. Bitirdik, sonuçlar alındıktan sonra geldiniz, hoş geldiniz. Ordu Spor tarihinde, 45 yıllık tarihinde 3 yıllık görev süresini tamamlayan, arada kongre yapmayan, yapılan kongrede de ilk oturumda 3'te 2'den fazla çoğunluğu sağlayan bir yönetim olarak karşınızdayız. 3 yılda yapabildiğimizin azamesini yaptık, bu takımı Süper Lig'e çıkardık. Hep beraber yaptık bunu. Gelecek dönemde de sorumluluğumuz daha çok artıyor. İnşallah bu ikinci 3 yıllık dönemimizde Ordu Spor'u Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir derece almasını sağlamaya çalışacağız Süper Lig'de. Ve hedefimiz de 5 yıl içinde Süper Lig şampiyonluğudur. Çok büyük hedefler koyuyoruz. Tabii bu hedeflere ulaşmamız lazım. Bunları laf olsun diye söylemiyoruz. Siz de bize bu konuda büyük bir teveccüh gösterdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber kentiyle, taraftarıyla bütünleşen, valiyle her konuda Orduluların gurbettekiler dahi bir bütünlüğümüzü devam ettireceğiz. Ve Ordu'nun adını her yerde duyuracağız. Bütün dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'nin her yerinde. Bize bu görevi tekrar tevcih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuz artmıştır ama biz bu sorumluluğumuzun gereğini mutlaka yerine getireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, Ordu'nun en önemli ortak konularından birisi olan, ortak noktalarından birisi olan Ordu Spor'un yeni yönetiminin seçilmesi vesilesiyle bugün buradayız. Ben de seçim sonuçlarının tamamlanması üzerine bir başka programından burada yeni yönetime seçilen arkadaşlarımızı tebrik etmek üzere buraya geldim. Tabii kulüp başkanımızda bir değişiklik yok ama kulüp yönetiminde daha önceki dönemde görev yapan arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kulüp yönetiminden önceki yönetimde olup yeni yönetimde olmayan değerli arkadaşlarımız var. Dönem başkanımızla beraber, kulüp başkanımızla beraber eski yönetimde görev alan arkadaşlarımızla Ordu Spor'un bir çeyrek asır sonra yeniden Süper Lig'e yükselmesi yolundaki mücadelede önemli katkılar sundular. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Yeni yönetime giren arkadaşlarımızdan da Ordu'nun çok yakından tanıdığı değerli düzgün simalar var. Benim de birebir yakından tanıdığım. Bu yeni yönetime giren arkadaşlarımızın da ben yönetimde var olmasının Ordu Spor'un gelecekteki projeleri adına, emelleri adına önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ordu Spor tabi tüm Ordu'nun, tüm Orduların ortak konularından biri. Yeni yönetimde de değişik kesimlerden pek çok arkadaşımızın yer alması Ordu Spor'un birleştirici olması adına ümit verici inşallah. Bundan sonra tüm Ordu'yu ve Orduları kucaklayarak, herkes Ordu Spor'un arkasında olarak önümüzdeki yıllarda hem ulusal ölçekte hem de başkanımızın da belirttiği gibi uluslararası ölçekte Ordu Spor önemli başarılara imza atacak ve Ordu'nun tanıtımı adına önemli bir fonksiyonu ifa edecektir. Tabii futbol kulüplerinin kamp yapmaları bakımından Türkiye'de çok az kamp yeri var ve olan kamp yerlerin tabi bir kısmı standartlara uygun olmakla beraber bir iki tanesini de ben de gördüm. Gerçekten kulüplerin antrenman yapmak için sırada bekledikleri alanlar. Ordu'nun tabi turizmde gelişmesi adına spor turizmde de gelişmesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ordu'nun yaylaları da özellikle yazın sıcaklığından kurtulup kamp yapmak isteyen futbol kulüpleri adına çok uygun ortamlar, çok uygun mekanlar. İnşallah Ordu Spor'la beraber bir futbol kamp alanı yapılması yönünde de önümüzdeki dönemde beraber hareket etmeyi arzu ediyoruz. Tabii bununla bir kamp alanının oluşturulmasıyla hem Türkiye'nin Süper Lig takımlarından hem diğer alt ligdeki takımlarından hem de yurt dışındaki futbol kulüplerinin bölgemize olan ilgisinin daha da artacağını ve daha uzun süreli bölgemizde konaklamalarının bölgemiz ekonomisine, bölgemizin turizmde kalkınmasına ben önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu yeni yönetimde de inşallah bu ışığı görüyorum. Zaten daha önce de kısa görüşmelerimizde bu konu üzerinde durulmuştu.
bir fikir olarak buna olumlu bakıyorlardı ama artık bunu bir fikirden çıkardık. Belki bir projeye dönüştürmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Yeni yönetime seçilen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor. Ordu ve Ordu Spor için hayırlı olmasını diliyorum. Ya burada menekşe beyaz. Ormanın durumuna göre. Ormanın durumuna göre. Evet. Yani işte menekşenin de kurtulması güzel olmuş yani. Evet. Yani ki sonsuz. Yani logosu. Yaşı değil de. Eskisi vardı. Nerede? İsmiyle özdeşleşti. Şunlar evet. Eskileri vardı. Güzel bir şey ya. Ne dolar gibiymiş ya. Dolara ödüyoruz. Mor menekşelerin içinde şeyi kapattık. Evet, bir de herkes mor ne diye soruyor. Yani menekşe olduğunu orada göstermiş olduk. Böyle marka. Ordu Spor'un her zaman bir sahibi olmalı. Sahiplik, mülkiyet anlamında söylemiyorum ama bu Ordu Spor taraftarlarında. Takımların gerçek sahibi taraftarlarıdır. Onlar destek olduğu sürece her zaman Ordu Spor daim olacaktır. 45 yıllık bir müesseseyiz. Başarıyla beraber, Süper Lig'le beraber, kurumsallaşmayla beraber Ordu Spor kongreleri bundan sonra belki hiç delegeler kaçırmak istemeyecek. O noktaya getirmek istiyoruz biz. Ve büyük ölçüde de bunu başardık ama yapacak daha çok iş var. Bir daha nereye atıyorsun sen? Bundan da çok mutlu oluyoruz. Gelirlerimiz artıyor, giderlerimiz de artıyor ama inşallah önümüzdeki senenin sonunda biz bu bütçe artı yaratacağız. Biz şöyle bir bütçe yaptık. Bunu 53.785 liralık ilk yılla ilgili yaptığımız bütçe var. Burada 10.142.082.082'lik bir sezonun sonunda bütçe fazlası yaratmayı düşünüyoruz. 64.841 bütçe büyüklüğümüz. 14.172 yine bütçe fazlası yaratmaya çalışıyoruz. Kümülatif olarak 3 yılda Ordu Spor'un bütçe büyüklüğü 177.689.352. Yani yaklaşık 100 milyon dolar. 100 milyon dolar ile ilgili sizden yetki istiyoruz. Burada ve inşallah bunu gerçekleştirdiğimizde fazlalar verir. 36.404.395 TL bütçe fazlası vereceğiz. Tabii bu 3 yıllık süreçten sonra inşallah 4. dönemde halka açılmayla ilgili her şeyi bitirirsek belki de Ordu Spor bizim hedefimiz 7. 8. yılında değeri 500 milyon dolar olan bir kulüp olsun ve biz de Ordu olarak, Ordu Spor olarak buna hep gurur duyalım. Bizim bütçemiz budur. Çok teşekkür ediyorum. Atmadan baksın. Azite geç. Geçin. Hadi.